Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun fanimiz pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Bilasiz, bugungi mavzumizni yozib qo'yamiz. Bugungi mavzumiz pedagogik texnologiya nazariyasining mohiyati va ustuvor tamoyillari deb ataladi. Bugun siz bilan ushbu mavzuda pedagogik texnologiyalarning ilmiy nazariy asoslari, pedagogik texnologiyalar mohiyati hamda pedagogik texnologiyaning asosiy aspekti hamda ta'lim texnologiyalarining turlari haqida fikr yuritamiz. Biz bilamizki, O'zbekiston Respublikasida ta'lim islohoti bugungi kunda juda bir serqirra bo'lib, tezlik bilan o'sib boryapti. Mana shu e'tiborga bir loyiq biladigan ish sifatida aytish mumkinki, O'zbekiston Respublikasida ta'lim to'g'risida qonunning qabul qilinishi bu 2020 yil 23 sentyabrda mana O'zbekiston Respublikasida ta'lim islohotini yana bir rivojlanish omili desak ham bo'ladi. Mana shu ta'lim islohotini amalga oshishi ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan. Ta'lim sifatini oshirish esa bu ta'lim jarayonida texnologiyalarni, pedagogik texnologiyalarni, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashni tezlashtiradi. Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, texnologiya nima degan savolga bir javob beradigan bo'lsak, texnologiya yunoncha so'zdan kelib chiqqan bo'lib, texne mahorat, san'at, malaka va logos so'z ta'limot ma'nolarini anglatadi. Ta'limni texnologiyalashtirish bu texnologik yondashuv asosida ta'lim maqsadlariga erishishning eng maqbul yo'llari va samarali vositalarini ta'lim jarayoniga tatbiq qiluvchi va uning qonuniyatlarini ochib beruvchi pedagogik yo'nalish sifatida bu fanga kirib keldi. Texnologik yondashuv yoki ta'lim texnologiyasi bugungi kundagi tushuncha emas. Bu xabaringiz bor, qadimgi yunon mamlakatlarida va keyinchalik g'arb mamlakatlarida ta'lim texnologiyasi nomi bilan ko'p yillar oldin atalib kelindi. Bu pedagogik texnika nomi bilan 1300-yillarda, 20-asrning 30-yillarida ta'limni aniq va samarali tashkil etishga qaratilgan usul va vositalar yig'indisi sifatida kirib kelgan bo'lsa, 1961-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida pedagogik texnologiya, 1964-yilda Angliyada pedagogik texnologiya va dasturli ta'lim, 1965-yilda Yaponiyada pedagogik texnologiya jurnallari chop etila boshlandi. Mana shu jurnallarning chop etilishi, mana shu dasturlarning yaratilishi, turli xildagi nomlar bilan pedagogik texnologiyalarning fanga kirib kelishi bizni respublikamizga ham ta'lim sifatini oshiruvchi bir vosita sifatida kirib kela boshladi. Va bunda g'arbiy Yevropada bu pedagogik texnologiya avvalo ta'lim texnologiyasi sifatida kirib keldi. Ta'lim texnologiyasi nima degan savolga mana sizlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu bilim ko'nikma malakalarini o'z ichiga oladi. Bilim bu kishilik hayoti davomida kishilarning to'plagan tajribalar yig'indisiga bilimlar deyiladi. Yoki ilmiy tilda aytadigan bo'lsam, bilim bu kishi ongida muayyan sistemada mustahkamlangan, ularning shaxsiy ko'nikmasiga aylangan, shaxsiy ma'lumotlarga aylangan, kelajakda ulardan foydalana oladigan ma'lumotlar bilimlar yig'indisiga aytiladi. Ko'nikma esa bu olingan bilimlar asosida biror bir ish harakatni bajara olish faoliyati hisoblanadi. Malaka bu avtomatlashgan biror bir ish harakatni bexato bajara olish jarayoni deb ataladi. Ta'lim texnologiyasining asosini mana shu uchta narsa bilim, ko'nikma, malaka tashkil qiladi. Bilimlar o'z navbatida munosabatlarga, munosabatlar esa bu tarbiya texnologiyasini keltirib chiqaradi. Malaka esa amallarning takomillashuvi, ya'ni malaka olingan bilimlar asosida qandaydir amallarni bajarish kerak bo'ladi va mana shu bajarilishi kerak bo'lgan amallar takomillashgan holda bajariladi, ya'ni bexato bajariladi va bu esa o'z navbatida rivojlanish texnologiyasini olib keladi. O'zi shaxs rivojlanishini ta'minlash uchun biz ta'lim beramiz, unga tarbiya beramiz va uni rivojlantiramiz. Mana tarbiya texnologiyasiga bir e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, tarbiya bu kishi ongini muayyan jamiyatning maqsad va vazifalariga mos ravishda shakllantirish va rivojlantirishdan iborat bo'lgan ijtimoiy hodisaga aytiladi. Ta'lim, tarbiya ikkalasi uzviylashgan holda, ikkalasi birgalikda bir-birini to'ldirib,
birinci kimsin yeterler, rol danışını tamamlayır. Rol danışı ise bu talim terbiye cereyanında insonda yüz verildiğin içki ve tersli uzgarışlar sorulur. Ana şu cereyanında biz rol danışını şahsla tamamlayıp oramız. Şimdi haberiniz bu 21. asır teknolojiler asrı deyip atıldı. Hıh, teknolojiler asrı nemaya sorulmadı deyken bir savunan tuğla. Bana şuna bir cevap verildiğin göze, talimli teknolojileştiriş bu obyektif cereyan bölüm kuydakilerden sorulmadı. Birinciden, ilim fan taraklıyordu, camiyatın akbaratlaşımı hamda teknolojileşimini tamamlayı. Bu, şunları bölse gerek, çünkü ilim fan kanca taraklıydıysa, camiyatta şunçelik akbarat almışının cereyanı geçer. Akbarat almışının cereyanı ise bu teknolojileştiriş neticesinde gidege kenar. Ve ikinciden talim cereyanı teknolojileştiriş ise birinci nöbette kuydakilerin talep kıladı. Okutucu hem de okuyucular faaliyetini alakta taşkil etmiş. Biz bilmemiz ki talim cereyanında yok ki didaktik cereyanında okutucu, okuyucu. Oku materyali, okutucu faaliyeti. Bana şunlardan ibaret bölgen var, cereyan sorulanadı. Bana şu cereyon, albatta talim sıfatını, talim cereyonunun samara doğruluğunu tamirleşmeye hizmet kılar. Bugün günde Özbekistan'da talim cereyonunca nispeten kuyudaki talaplar uyulmakta. Birinci albatta bana sıfat. Bugün talim tarbiye cereyonunun sıfatını tamirleş, en asosiy masalı bölüm kol yaptı. Sıfat degeni bu talimin muayyen ve bilengen derecesini kırge kritiş. Bundan taşları yargı cevabı ile talep getirilen talim derecesini bir payetin gözünde kırk mıhtordaki okumçuları, bölge kırkçuları gerekmiyorlar. Bana itibar belirtilen bu sengiz, oğlu talimge bilgen kamronun köpeği boruşakan, bana şey yargı cevabı ile ilgili. Yani talim derecesini bir payetin gözünde ham mıhtor cevaptan, ham sıfat cevaptan o şişe olup gel adamlardan. Ve samara zorluk. Samara zorluk bu talim uçun sarflengen vakt, albatta kafolatta neticeni verişi gerek. Bu vazifeler fakat talim cereyanının teknolojileştirişini talep eder. Talim teknolojilerinin kavzalığı ne var? Degen bir savol koyuladı. Bana savolga şuna cevap verişimiz mümkün ki, talim teknolojilerinin kavzalığı bir yöle bir gün sıfatıya iyi universal, kan karanlarda talep eder. Biz bunu talim cereyanının optimallaştırış variantı hal değişimiz mümkün. Optimallaştırış degen bu kan vakt, kan güç sarfı, köprü talim vazifelerini başarışa karatırken cereyonu sormalar. Hıp, şimdi talim cereyonu teknolojileştiriş deyken de kıska kılıp etsek ne manşunamız? Bunu talimini teknolojileştiriş, bu talim maksatlarına erişik demektir. Talim maksatları neler deyim ona? Talim maksatları bunlar yöneltirici talim maksatları, umurlaştırıcı talim maksatları ve anıt talim maksatları sormalar. Anıt talim maksatları bu üçge bölünadı. Biz bilmemiz dersinin üçte asosiy maksadı bu. Bu maksat talimi, tarbiyevi var oynadır ucu. Ana şu üçte maksatı erişiş için, ana şu üçte maksatı yukarı derecede amal koşturuş için biz talimini teknolojileştirişimiz zarur bilir. Pedagog teknolojiye çürçesiyle oyunlarınız da bundan güdekü tarifler veriyor. Bana şu tariflerden biri Rus olumu Besbalkov şundaki tarif verildi. Pedagogik teknoloji ameliyatta cori itiladigen muayyen pedagogik tizim löyfasıdır de tarif verildi. Şimdi pedagogik tizim deganda ne düşünüyoruz? Bana itibar verin pedagogik tizimin modeli bana bir de kürtatırken bana ortada okutucu, boş karo, okuyucular. Yok talabalar konuşmuyor mümkün. Bana şu tızınca itibar verildiğin bölsek, okuduğunca onduğun maksat koyuyken, bu maksat asosunda bir talim mazmununu beyleriniz. Talim mazmunu bu öz içine talim mazmununu beylerdiğin hüccetlerini birinci nöbette olan. Bu hüccetlerine davet talim standartları, malaka talabları, oku rejeler, oku dasturlar, oku, dertlik ve kullanmaları kadar. Bana bunlar talim mazmunu taşıdıklar için. Yok ki talim mazmununu bir daha
Halbuki ilmi dilde bir de söz bulanışın mümkün ki talim mazmunu bu öskülatken görüş olduğunda her tavırlama rolcanışıya zamin bozurlar bir adıyan bilimler yiyindir siz sorgulamak. Bana şu bilimlerin bizi yetkilerin beri harekamız bizge yoldan beri adı metodlar, şakiller, vostalar. Bunlar bana şu talim cereyonunda köp oynanlar diyen bunlar talim metodları sorgulamadı. Oradaki körgazmalı, amali, reproduktif, mustafil işler, induktif, deduktif, okuyucuların bilim kırıkma malakalarını bahvolar, kadar tatar metodlarını borki, manası metodlar yollarında biz jarayonu taşınıklamız. Ve bugün biliyoruz teknolojinin elementi sıfatı da interaktif metodlar, interpol metodlardan daha köprü faydalanmamız. Bu metodlar dörtte keyingi dörtte aloyda malumuz bor, interaktif metodlarga aloyda töktarlık ötamız. Bundan taşkarı şakiller, ommavi, guruhlu, cemavi, kaysı şakil bizge yukarı samara beradı, köşe haliki şakilden faydalanış, dörtte samara doluyla ötürüşe ulatılar. Vostalar ise bu dört derecinde köylenlerken barca körgezmalı kurallar sormalı. Manaşılar barcası bu kurçlar ve tasar kılık bizge natijanı beradı. Natija kanca samarador bölüşü albatta teknolojik jarayonga bağlı. Teknolojik jarayon degen biz anlaşı metodlarını, şakillerini, bostalarını bunlar derecesine kütar. Yani bunların yukarı samaradorluk derecesinde faydalanışımız muvaffak sorunlar. Manaşılar yakında biz pedagogik talim modelini kildirip çıkaramız. Pedagog teknolojinin yine Rus olumu Volkus'unda tarif edenler, pedagog teknolojiye rejalaştırılgan okutuş neticelerine erişir cerayonu tavsifi de tarif edenler. Hakikaten biz olduğun rejalaştıramız, lojalaştıramız ve manası rejalaştırılgan işlerimiz neticesinde biz kanakadır cerayonu neticesine erişeceğiz. Yana bir olumsuz şey bir teknolojiye şimdilik tarif verir. Teknolojiye işle veriş, halatı özgürtiriş sanatı, maharatı, malakası ve metodlar yığılmasıdır. Bu teknolojiye sözü birinci navbette özü işler çıkarışıya mülkeller faydalanırken sürücüye sorulanır. İşle veriş değil yaptı Kırım. Kudüsü'nde halatı özgürtiriş sanatı, maharatı, malakası ve metodlar yığılmasıdır. Manaşuların hamasını birgelikte kollabız. Dersin sanat derecesi kurtarışınız, mahorat derecesi kurtarışınız bu teknolojiyede atalar. Manas degan Rus olumu pedagog teknolojiye şunday tarif verir. Talaba ve okutuvçinin ularga zarur şeroyet yaratış, orkalı okul jarayonunu loyihalaştırış, taşkil etiş, hamda ütkadış bu içe. Ular pedagogik faoliyatın her tamamlama uylengen madeni derdip tarif eder. Hakikaten pedagog teknolojiye bu talaba ve okutuvçinin birgelikteki faoliyatları bölüp real dünyanın biliş ve onun müdürlerişe karatırken bu jarayon sıfatta kararlar. Eğer biz okutuvçiyle talaba hamkordekini yürüye koyup birgelikte oku jarayonunu loyhalaştırsak ve bana şu loyihalaştırış neticesi de olduğundan bir kapılatlanan neticeye erişse bu pedagog teknolojiyi sorulanır. UNESCO'daki taşkilat borbilası Manaş taşkilat han pedagog teknolojiye tarif vergen ve bu pedagog teknolojiye bu talim şekillerini cadarlaştırış vazifasını közlegen okutuş ve bilimlerini közlaştırışının barca derayonlarını teknika ve insan olumları da ve onların birgelikteki hareketleri vasıtasıyla yaratış, tatbik etiş ve bilgilerinin işçil metodudur diye tarif verir. Hakikaten talim şekilleri kanca köp ölse, talim şekilleri degende biz individüel talim, misal olamız, yakın takımda okutuşunu, gruplu, cemavi, ommavi, kanaka şekiller bizge, yakışık kapılatlı neticeni verişke hızmat kıladırken bizse, bu işe yerdir biz. Teknika ve insan omurlardan faydalanır. Onların birgelikte hareketlerini tahminleştirmek için biz neticeye erişemiz.
Mana şu natija bu talim jarayonini albatta talim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Selefko degan olimimiz pedagog texnologiyaga o'zida shunday ta'rif beradi. O'zida turli mualliflar manbalarining barcha ta'riflari mazmunini qamrab olgan mazmuniy umumlashma hisoblanadi deb ta'rif beradi. Mazmuniy degani e'tibor bering, men sizga ta'lim mazmunini tushuntirgan paytda aytib berdim. Ta'lim mazmuni qanchalik chiroyli qilib, qanchalik lo'nda qilib talabaga o'quvchi yetkazib berilsa, u natijani beradi. Ana o'sha pedagog texnologiya hisoblanadi. Bu tadqiqotlarni ta'lim qilgan holda ushbu ta'rifni biz keltirishimiz mumkin. Pedagogik texnologiya ta'lim maqsadlariga erishish va shaxsning rivojlanishiga qaratilgan pedagogik faoliyatni muttasil ravishda rivojlantirishning tizimli loyihasidir deb ta'rif keltirishimiz mumkin. Nega bu ta'rif pedagogik texnologiya ta'rifini bu tarzda keltirdik? E'tibor bering. Birinchi navbatda pedagogik texnologiya deganimizda bu ta'lim maqsadiga erishishni va shaxsning rivojlanishiga qaratilgan pedagogik faoliyatni qo'ydik. Chunki bizning asosiy maqsadimiz shaxsni rivojlantirishni ta'minlash. Shaxsni rivojlantirishni ta'minlash uchun biz ta'lim maqsadini to'g'ri belgilashimiz kerak bo'ladi. Va buning uchun pedagog faoliyatni muttasil rivojlantirib borishimiz kerak. Ya'ni o'qituvchi doimo o'z ustida ishlab, har bir darsda pedagogik texnologiya elementlarini qo'llab kafolatlangan natijani berishga yoki kafolatlangan natijaga erishishga harakat qilib tursa, mana shu pedagog texnologiya hisoblanadi. Chunki pedagog texnologiyaning asosiy ko'rsatkichi bu. Nima dedik? Bu kafolatlangan natija hisoblanadi. Loyihalash metodologik funksiyani ham bajaradi. U talabaning psixik rivojlanishi qonuniyatlari, o'quv jarayonining rivojlanish xususiyatlari va pedagogik boshqaruv usullarining tadqiqot vositasi sifatida maydonga chiqadi. Shuning uchun biz har bir darsni albatta loyihalab boramiz. Ilmiy adabiyotlarda pedagogik texnologiyaning uch aspekti to'g'risida fikr yuritiladi. Bu ilmiyligi, tavsifiyligi, amaliyligi. Birinchi navbatda pedagogik texnologiya ilmiy tushuncha hisoblansa, u tavsifiy xarakterga ega hisoblanadi. Va amaliy, ya'ni pedagogik texnologiyada biz albatta amalda bajarib ko'ramiz. Ta'lim amaliyotida nisbatan pedagogik texnologiyaning uch sathi, buni darajasi ham deyiladi adabiyotlarda, darajasi belgilanadi. Bular umum pedagogik texnologiya, bu yaqin ta'lim jarayonini ifoda qiladi. Bu degani yaqin ta'lim jarayoni degani maktab gacha ta'lim tashkilotlaridan boshlab to oliy ta'limgacha qo'llaniladigan barcha pedagogik texnologiyalar kiradi. Ikkinchi xususiy metodik texnologiyalar. Bular bir fan doirasidagi o'quv tarbiya jarayonini amalga oshirish metodlari va vositalaridan iborat bo'ladi. Masalan, matematika fanini o'qitish jarayonidagi qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalar yoki biologiya fanini o'qitishda qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalar. Bular xususiy metodik texnologiyalar deb ataladi. Uchinchisi lokal modelli texnologiya. O'quv tarbiya jarayonining maxsus bo'limlariga texnologiyani tatbiq qilishni ifoda qiladi. Bu texnologiya xususiy didaktik va tarbiyaviy vazifalarni hal qilishga qaratiladi. Bu eng kichik daraja hisoblanadi. Pedagogik texnologiyaning tuzilmasiga bir e'tibor beradigan bo'lsangiz, har bir pedagogik texnologiya muayyan ilmiy konsepsiyaga asoslanadi. Pedagogik texnologiyaning ilmiy konsepsiyasi ta'lim maqsadlariga erishishning falsafiy, psixologik, ijtimoiy, pedagogik va didaktik asoslarini qamrab oladi. Chunki ilmiy konsepsiya deganimizda ta'lim maqsadlariga erishish nazarda tutiladi birinchi navbatda. Shuning uchun hurmatli talabalar, pedagogik texnologiyalarni biz tuzilmasiga e'tibor berayotganimizda mana shu uning falsafiy, psixologik, ijtimoiy, pedagogik va didaktik asoslarini ham albatta inobatga olishimiz kerak bo'ladi. Ta'lim jarayonining mazmuni, oxirgisi bu ta'lim jarayonining umumiy va aniq maqsadlari, o'quv materiali mazmunidan iborat bo'ladi. Masalan, ta'lim maqsadlaridan umumiy va aniq maqsadlarga bo'linadi va shu bilan birgalikda o'quv materiali ham shunga kiradi. Bular pedagogik
texnologiyanın tuzilmasi hisoblanadi. E'tiborlaringizga rahmat.